En az 7-8 puan bekliyorum arkadaşlardan. Ama gerçek olan bu ama vermeyecekler. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bugünkü masadan sonra çok gergin bir masaydı. Evet, çok gerildim. 4-5 puan veren olursa da bununla alakalı tabii ki yemeklerimi savunacağım ve birebir çatışacağım onlarla. Evet, yarın büyük final ama bugün İsa yarıştı. Yine eksiksiz bir yarışmacıyla karşı karşıya olduğumuz için performansını 3 ila 10 arasında değerlendireceksiniz. Buyursunlar, açınız. İlk olarak bal kabağı çorbasıyla başladık. Ardından fellah köfte geldi. Ana yemek kilis tavaydı. Yanında bir biber ve patatesle bir de mevsim salatası ile. Son olarak da bademli damla sakızlı keşkül tatlısıyla bugünü kapadık. En azından eksiksiz gidiyoruz. İnşallah yarın Erdem'le de eksiksiz tamamlarız haftayı. İnşallah. Evet. Herkes yazdı. Değiştirmek isteyen var mı? Puandan emin olmayan? Yok mu? Herkes tamam mı? Tamamız. Peki. O zaman yarışmacıma dönüyorum. İsa, kaç puan bekliyorsun yemeklerine? Ya açıkçası ben en az 7-8 puan bekliyorum. 7-8 evet, bekliyorum. Hani objektif olarak şu an baktığım zaman. Ama böyle bir puan vereceklerine inanmıyorum. Ha. İnanmıyorum. Ben onu istiyorum ama vermezler. Vermezler. Hayır, vermezler. İnanmıyorum. Belli de olmaz tabii. Yok, inanmıyorum zaten. Ama bugün iki yarışmacı diğer günlere nazaran sanki daha çok beğendi. Hatice ve Erdem ana yemeğini özellikle. Beğendi. Yani ana yemek, ana yemeğim zaten güzeldi. Ana yemek de önemli. Yani evet, önemli. Güzeldi. Ben herkesin beğeneceğini düşünmüştüm açık konuşmak gerekirse. İsa Bey, niye 7-8'i? Bana 5 verdiniz. Evet. Siz kıymayı aldınız, köfte halinde, kilis tava yaptınız ve bana 5 verdiniz. Ya o senin ben, damak tadın. O senin damak tadın diye bir şey yok. Senin damak tadına damak göre tadın burada hareket etmiyoruz. Lezzetliydi yemeğim. Sizin yaptığınız siz yemekler de orijinal değil. Siz ya de sizin çok iyi biliyorsunuz. Siz komple meze olarak bana bize geldiniz. Komple mi? Komple meze mi? Nerede? Yapmayın, başlangıçta bu. Tamam, ben meze var mıydı başka? Birazcık mantıklı konuşuyorum. Mantıklı konuşuyorum. Lütfen, ben de siz ederim. Ama siz de mantıklı konuşuyorsunuz. Sadece diyorsunuz ki çevirmişsiniz, bize getirmişsiniz. Emek. Ben emek vermiş. Çevirdi ki emek. Hayır, yarışma kendiniz formatından dışarıya çıkıyorsunuz. Neyine bir çıktım? Yemeğin orijinali neyse önünüze evet koymak peki durumundasınız. Peki. Ya burada herkes lütfen orijinal yemek peki yaptı. Artık puanlara geçelim. Yaptım. Evet, ha, bakalım. Yaptınız. İlk olarak da Arzu'nun puanını göreceğiz. Evet Arzu, aç ve yüksek sesle söyle lütfen. Kaç? 5. Emeğinize sağlık. 5. Neye verdin 2 puanı? Emeğinize sağlık. Sadece emeğe mi verdin? Evet, emeğe verdim. Başka hiçbir şey vermedin. Emeğe puan mı verilir ya? Emeğinize ya sağlık. Ya tadı, tuzu, bu kadar eleştiri yaptınız. İyi vermişsin o zaman emeğe 2 puan. Emeğinize yemeğe sağlık. Puan vermedin, 3-4 verdiler. Sen emeğe 2 puan iyi vermişsin o zaman. Ya sadece emeğe puan tabii verilir mi? Yani böyle bir şey olabilir yarışma mi? Bakın, bu o zaman yarışma. Bakın, böyle şöyle bir formatın şey söyleyeceğim. Formatın dışına çıktınız. Bir şey diyeceğim Arzu Hanım. Ne yaptım ya? Sadece emeğine 5 puan verdiniz. Evet, emeğine 5 puan verdim. Benim yemeklerimi beğendiniz halde 5 verdiniz. Siz benim önüme kemik koydunuz. Hadi kemiği hayda geçtim. Dolmayı lütfen yediniz. Diğerlerini beğendiniz. Ona da 5 verdiniz. 5 verdim. Çok tutarsızsınız. Değilim. 5 verdim. Hiç beğenmedim hiçbir yemeği. Ve 5 verdim. Şöyle söyleyeceğim. Zuhal Hanım, yanlış anlaşılma olmasın burada. Emeğine dedin mi sırf? Evet, emeğine dedim. Şimdi kilis tava tadı yoktu. Yani niye ona takıldın sadece? Allah Allah. Sadece kilis tava mı yaptım ben? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Rica ederim. Peki şunu öğrenmek istiyorum. Çok lafı dolandırmadan hangi yemeğe 2 puan verdin? Kilis tava için verdim. Olmamış dediniz. Ama bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Orijinalin dışına çıkmış ama ne dediniz? Emek harcadım. Evet, orijinalin dışında. Ben burada orijinalini beklerdim. Ne şekilde emeğinize puan verdim? Peki, bu şey emeğinize verdim. Gerçekten saçmalıyım. Arzu Hanım, benim emeğim nerede? Evet, bir siz benim önüme kemik koydunuz. Kemiği geçtim var ya. Evet, ben hayda, kemik dışında başka bir şey yok muydu ya? Evet, diğerini beğendiniz. Olmasın. Peki benim emeğim burada yemek dışında kişisel bence bir mücadele söz konusu. Her halinizden beni kıskanıyor muyum? Yapmayın Allah aşkına. Onun emeğine 5 puan veriyorsunuz. Sizin tavrınız ortada. Hayır, beni sizin tanımadan, bakın ortada. Beni tanımadan bana 5 puan veriyorsunuz benim masam, ve yemeklerimi siz benim beğendiğiniz masama 4 verdiniz hali ya. Sizin yapmayın masanızı konuşmuyorum güveç ben yaptınız şu an. Emeğe 5 verdiniz. Evet, emeğe 5 verdim. Kilis tavayı sabahtan eleştiriyorsunuz ve diyorsunuz ki kilis tavaya 5 evet, puan verdim. Evet, eleştireceğim tabii ki. Bakın çok burası tutarsın yarışma. Tamam, peki, madem yarışmaysa de eleştireceğiz, adaletli olsun. Peki. Adaletliyim, bakın adaletliğimi gösterdim. Adalet 5 adaletimi gösterdim. Beğenmediğiniz yemeğe evet, 5 adaletimi gösterdim. Ama benim beğendiğiniz yemeklere de 5 orijinalin dışına çıktığı için ben tepki gösterdim. Peki, evet, Hatice'nin puanını göreceğiz. Evet Hatice, sen de aç ve söyle lütfen bize puanını. Benim de puanım 5. Hayda.
Şimdi Hatice Hanım yemekleri beğendiniz. Ama 5 verdiniz. Evet. Yani bu kadın hiç şey beğenmedi. 5 verdim. Ana yemeği güzel dedim. Bunu yem. Salata güzel dedim. Şimdi salata mevsim salata. Fellah köfteyi de güzel yapmışsın dedin. Fellah köfte ekşi olmuş. Kim vicdanlıymış? Biz burada kim vicdanlıymış? Bir saniye. Hadi konuşabilir miyim? Puanımı verdim. Şimdi konuş. Bir saniye. Bir İsa'yı merak ediyorum. Sen şimdi ben şok oldum. Hayır daha fazla. Ben de şaşırdım. Ben şu an şok oldum. Çünkü şöyle bir durum var. Masada yemeği en çok beğenen Hatice Hanım. Tamam, bir tek onu beğendim. Ben Hatice Hanım'dan açıkçası daha fazla puan bekliyorum. 7 falan. Şu an şok oldum açık konuşmak gerekirse. Bir ana yemeği 7 mi verecektim? Hayır, sadece ana yemek olarak başka konuşmuyorum. Başka bir şey beğenmedim ki. Ya ama şimdi, Hatice Hanım tamam tatlı olmadı. Tamam çorba bakın olmuştu. Tatlı olmadı. Salata iyi dediniz. Salata mevsim salatası değil dedim. Ama lezzeti güzel. Lezzeti güzel. Ama bakın oradan mevsim salata güzel severseydin puanı. Ama mevsim salata değil. Tamam, mevsim. Peki ben de size dedim ki sıkıntı olmuyor mu dedim. Sen dedin ki evet ama güzel olmuş dedim. Hayır, evet. Sıkıntı şöyle dedim ki mevsim salata değil ama tadı güzel dedim. Fellah köfte açıkçası ben burada ne şekilde kendimi savunacağımı da şöyle. Mevsim salata. Yemek bu arada hiçbir şey anlamadım. Dediğime geldiğiniz bir saniye. Sen fellah köfte güzel değil güzel olmuş dedin. Sen benim yemeklerim güzel olduğu halde güzel değil dedin. Gerçekten beğendim. Yani olur mu ya? Puan verecek bir şey bulamadım. İsa benim yemeklerini beğendin ama. Yemeğin puanı verdi. Ya benim yemeklerim beğense 5 mi? Ama beğendi. Sizin yemeklerinizi beğendim. Sadece ana yemeği. Yine beğendim. Sizin yemeğinizi beğenmiş bana 3 verdi. Ana sıfır yani. Hiç tabii puan ya. Vermedi. Ana beğenmiş yine ya. Bana ben beğenmiş. O zaman 3'ün altında vereceğim o zaman. Evet Erdem'de puan gösterme sırası. Evet Erdem aç ve söyle lütfen puanını bize. Önce aç puanı göstereyim sonra konuşayım. Yorumu yapayım. Öyle oluyor genelde. Yani öyle yap. 5. 5. Ya yemin yedin. Şimdi. Hepsini yedin. Bak, tatlı güzel hemen, dedin. Hemen yükleniyorsun. Bunlar şaka yapıyorlar bu hafta. Vallahi şaka ya. Ama şimdi bak hemen yükleniyorsun. Sen dün 6 verdin. Aa. Güzele güzel dedin. Bak bir şey söyleyeceğim. Tatlıyı severim dedi. Tatlıyı severim dedin. Salata güzel dedin. Salata dedin. Hangisini söyledim? Salata. Ya ana yemeği sevdin. Ana yemeği ve çorba hariç. Hepsini beğendin. Şimdi şuna konuşayım. Bir saniye. Bir konuşayım. Ya bir çorba hariç hepsini beğendin. Senden beklediğim puan neydi biliyor musun? 10 mu? 8'di. 8'di. Evet. Şimdi ben sana eğer bir gıcıklığım olsa 4 de verebilirdim. Bakın 4 de verebilirsiniz. Gıcıklıkta ne alakası? 3 de verebilirsin. Şimdi öncelikle senin yemeklerinde siz gıcıklığa göre malzemelerden yapılmış bir menü vardı. Nasıl? Eğer 5'in üstünde bir puan verirsem buradaki arkadaşların haksızlık ediyor. Biraz evvel dediniz ki ana yemek dediniz. Burada yediğim yemeklerin hepsine göre. Birazcık sabredersen. Tamam sabrettim yani, sustum hadi. Şimdi yemeklerin geneline baktığımızda evet. Hepsi hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı familyadan malzemelerle yapılmış birbirine yakın kolay yapılan yemeklerdi. Bunların içine mesela tatlı, sütle yapılmış. Burada hepiniz tatlı. Hem de uğraştınız tatlılara değil mi? Sen hazır, beğendin. Beni orada eleştirdin. Ya tatlı neyle yapılır? Çorba yaparsın. Yapılır, ya hamur yapılır. Hazır işte yemek getirirsin dedin. Hazır neredeyse tamam, yapılır. Tatlı sunuyoruz. Tamam Erdem. Peki, ama neticesi ana yemeği beğendiğin için. Teşekkürler Erdem. 2 puan verdim etti 5. Sağ ol teşekkür ederim. Salataya tatlıya puan yok beğendi yani. Ben anlamadım. 5. Beğenilen şeylere puan verdim. 3 vermedim yani 5 verdim. Çok sağ ol teşekkür ederim. Biliyorum ben sıkıntı görmüyorum ortada. Börekli tatlı olsaydı çok beğenirdi ama. Börekli. Börekli tatlı. Nasıl oluyormuş o? Var mı öyle böreği bir şey? Böreği seviyorsunuz yani. Vallahi siz her şeyi çok başlangıç, iyi biliyorsunuz. Başlangıç tabağında her yemeğe yorum yapıyorsunuz. Ya nasıl yapıldığını tek tek anlatıyorsunuz burada. Tabii ki. Herhalde siz bu işte gurme olarak Türkiye gündemine oturacaksınız. Hayır ben bir yarışmaya yapın bir börekli tatlı tabii ben de yiyeyim. Tabii ki araştıracağım. Yapın börekli tatlı. Körü körüne yarışmaya katılmak mantıksız geliyor bana. Nasıl oluyor körü körüne? Burası bir yarışma programı. Nasıl oluyor körü körüne? Her şeyi tabii ki araştıracağım. Laz böreği yedin mi içeriden? Laz böreği yedim. Körü körüne. Ama mesela seni sevebileceği börekli tatlı gibi böyle. Körü körüne derken ne demek istiyorsun? Ben onu anlamadım. Diyorsunuz ki. Nasıl ne demek körü körü? Her yemeği açıklığını İsa aramızdan ayrıldı arkadaşlar. Genel olarak. Sanki siz programın avukatı gibi yani. Hani her şeyi avukata danışırlar ya. O da anlatır ya. Budur budur şudur diye. Fellah köftesinin içinde kıyma arıyorsunuz. Bir de beni düşün. O kadar bilinçsizsiniz. Başlangıç sabahının ne olduğunu bilmiyorum. Bak hala devam. Çok vizyonsuz konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz. Arkadaşlar. Erdem. Evet son puan gelecek Çiğdem'den bugün için. Evet Çiğdem aç ve söyle sen de lütfen. Ben 4 verdim İsa Bey'e. Aa. Evet. Neden? 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 Sen kaç vermiştin? Servisin yanlıştı. Çiçek ben, hiç olmamıştı.
Çorbanı beğenmemiştim. Evet. Salatan zaten yani ben 4 verdiğim için. Bir de sana 4 vermişti. Hayır, o aklıma hiç gelmedi kesinlikle. Ama ben beğenmediğimi söyledim. Ben söyledim zaten. Ana yemeği bir dakika ben anlatayım. Ben söyledim mi? Yarın benim puanlarımı görünce neler düşünecekler çok merak ediyorum. Ana yemeği orijinal olmadığı halde lezzetinden dolayı sadece güzel dedim ve başka hiçbirini beğenmedim. Sadece işte ana yemeğin orijinal değildi. Sadece lezzetliydi. Yani o yüzden masada, menüde ana yemeği beğeniyorsunuz. Ben başka bir şey görmedim. Hepiniz ama bir puan veriyorsunuz. Peki. Masa düzeninde zaten servisin yanlıştı. Ya ne yapacağız? En azından yapay çiçek kullanmadım ya. Ben de böyle hani karşımdakini görebilecek bir çiçek yoktu en azından. Tamam, görsel olarak koyduk aldık. Peki. Benim koydu aldı. Evet, böyle de bir gün geçti. Bakalım yarın neler olacak. Yarın maalesef ben gelemiyorum sevgili izleyenler. Buyurun. Niye gelmiyorsunuz? Vallahi yarın bir işim var. Çok önemli. Bakın hiç yapmadım böyle bir şey ama yarın gerçekten çok önemli. Neden acaba? Ailevi bir mesele. Serumla beraber. Lazım mı? Ailevi bir mesele. Arzu sen sunabilirsin. Zehirlenmeye karşı. Ben sizle gelebilirim. Neden gelmiyorsunuz ya? Yani? Yarın gerçekten ailevi. Zehirlenmeye karşı. İnsanlık hali ya. Eyvah. Gelemez mi? Yani olamaz. Nereden? İlk defa oldu. Buna sana denk geldi. Çok üzgünüm. Dünyanın en lezzetli yemeklerinden mahrum koşa koşa geleceğim. Koşa geleceğim. Ekipten bir şey rica edebilir miyim? Evet, ambulans ve evet, serum falan gelsin. Zehirlenmelere karşı. Halkım beni sen koru halkım. Ben halkım beni sen koru. Aman halkım mı? Bu nedir ya? Hayır bu nedir ya? Halkım, ambulans falan değil Erdem, mi? Ambulans ne yarın demek? Için... Yok, itfaiye de çağırın bari. Niye ambulans? Yardımcı çıkabilir doğru. İtfaiye de çağır. Hayır siz İsa Bey'e kendiniz söylediniz. İyi akşamlar. Temkinliyim.